Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi önemli detaylarımız var. Abdullah hocamızın bir açıklaması var. Artı Trabzonspor takımımızda Mark Bartra'nın yapmış olduğu büyük bir fedakarlık var. Bunu es geçemeyiz. Biraz es geçildi diye düşünüyorum. Hakkını vermemiz gerekiyor. Bakasetas'ın gene çok önemli bir detayı var. Ufak gibi gözükse de bana göre çok büyük bir detay. Örnek bir futbolcu. Uğurcan Çakır kaptanımız yumruğu masaya vurdu arkadaşlar hafta içerisinde. Bütün bu detayları şimdi hep beraber konuşacağız, değerlendirmeler yapacağız. Ama öncelikle şöyle bir ligin panoramasına bakalım. Galatasaray bizden bir gün önce oynadı, 3 puanını aldı. Fenerbahçe 3 puanını dün aldı. Beşiktaş 3 puanını aldı. Başakşehir ligin üçüncüsüydü. Kritik bir maçtı bizim için de. Hem zirveye yaklaşma adına, çünkü Galatasaray bizden bir gün önce oynadı, hem de bu kötü süreçten bir nefes alma adına bizim için çok önemliydi ve çok iyi bir takıma karşı oynadık. Avrupa'da çatır çatır oynuyorlar. Ligde bence iyi bir takım. Konum anlamında iyiler. Kolay gol yemiyorlar. Etkili bir hücum hattı olan, hızlı oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Ve maçtan önce söylediğim gibi, bakın, gerçekten türbülanslı bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Neden? Hoca maçtan sonra yapmış olduğu açıklamada hastalıklı bir durum var, çare olamıyorum dedi. Bir hafta önceki maçtan sonra. Ve bırakma sinyali verdi. Arkasından hoca takıma izin verdi. İstanbul'a gitti. Başkanlarla bir toplantı yaptı. O arada takım kaptanları takımı toplayıp, takım kaptanları bir toplantı yapıyor. Hocanın odasına gidiyorlar. Hoca geliyor. Hocayla konuşuyorlar. Toplantılar yapılıyor. Hocaların evine gidiliyor. Taraftarlarımız gene kenetlenip hocanın evine gidiyor. Ve konsantremiz tamamen bizim hocaya döndü. Hoca kalacak mı, hoca gidecek mi? Kulübümüzden açıklama geliyor, işte sosyal medyalardan açıklamalar geliyor gibi birçok sıkıntıyla uğraştı Abdullah Avcı. Ve nitekim sizlere de söyledim, futbol çok önemli, iyi oyun çok önemli. Bize ileriye dönük umut verecek, bize ileriye dönük keyif de alacağız, ileriye dönük de umut verecek. Ama sonuç daha da önemli dedim. Çünkü bazı zamanlarda sonuç oyundan da önemli oluyor arkadaşlar. O hafta bu haftaydı. Abdullah Avcı bu sonucu alarak bence bir rahat bir nefes almıştır arkadaşlar. Tabii oyun anlamında ilk yarıya ve ikinci yarıyı ayrı tuttuk zaten. İlk yarı oyuncularımızın vermiş olduğu reaksiyon çok önemliydi. İstekleri, önde baskıları, işte pozisyon üretmeleri, final paslarını verseydik bence daha farklı bir maça dönebilirdi. Veremedik. İkinci yarıda bir o kadar kötü oynandı. Biraz stres normal. İşte iki tane maç kötü gitti. İşte hoca durumu ne olacak? Oyuncular ister istemez bunları düşünebiliyor. Kafasında hesap kitap yapabiliyor. Ve bundan dolayı da ister istemez takım geri çekildi. O oldu, bu oldu derken maçı 1-0 kapattık. Önemli olan, ben 3 puana bakıyorum bu hafta için. 3 puana bakıyorum. Zaten bizim uzun bir süreçtir kötü oynadığımızı ben de söylüyorum. Ama kötü oynuyoruz diye bazı şeyleri de çıkmazda sokmamak gerekiyor. Aklı selim, akıllı bir şekilde düşünmek lazım. Akıllı bir şekilde davranmak lazım ki camiamız çok iyi bir kenetlenmeyle akıllı bir davranış yaptı. Ve yüzde, bence yüzde vermeye gerek yok. Büyük bir oranı hocanın arkasında kaldı. Abdullah Avcı'nın maçtan sonraki açıklamaları var. Tabii önemli detaylarımız var buradan. Bunu da bir değerlendireceğiz, bir yorumlayacağız. Şimdi bakıldığı zaman Galatasaray, Fener, Beşiktaş, bütün takımlar maçtan önce, maçtan sonra ilk 11'ler konuşulur. Ben 2 veya 3 yıldır Trabzonspor takımımızın her maçından önce burada kadroları konuşuyoruz. Şu oynarsa daha iyi, bu çıkabilir, bunu denedi, bunu çıkarttı diye videolar çekiyoruz. Şampiyon olduğumuz dönemde, o 2 günde 3 günde maçlar oynandığı dönemlerde de çektik. Ve çekmeye de devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, Abdullah Avcı dedi ki içeride benim yapmış olduğum antrenmanda taktiğim bir gün sonra sosyal medyada görebiliyorum dedi. Bunu görmek çok basit. Nasıl çok basit? Açıyorsunuz yerel medyayı, açın haber sitelerini, kişisel hesapları. Maçtan bir gün önce arkadaşlar burada zaten paylaşılıyor bunlar. Bunlar zaten yayınlarında konuşulan şeyler. Burada iyi sıkı bir şekilde takip ettiğiniz takdirde ben sizlere bir video çekmek için bilgi topluyorum, izliyorum, araştırıyorum. Arkasından sizlere bilgi topluyorum ve futbol bilgimle beraber harmanlayıp sizlere sunuyorum. Takımımızla alakalı değerlendirmelerimi yapıyorum. Hemen şöyle bir kamp dönemine getirelim. Abdullah Avcı basın mensuplarıyla bir toplantı yaptı. Dedi ki arkadaşlar, takımımızda yeni çalışma yapıyoruz. Yeni bir sistem deniyorum. Önde baskı yapan, topa hakim olan, zaman zaman savunmaya çekilen, arkaya hızlı hücum deneyen bir takım görüntüsü vereceğiz. Sabırlı bir oyun istiyoruz. İşte sağ ayaklı Gmamili denedi kamp döneminde. Önde baskı yapacağım dedi. Bunları içeride ve dışarıda uygulamaya çalışacağım dedi. Bunları Abdullah Avcı kendisi söyledi. Gelelim Alanya Spor maçına, mesela örnek vereceğim. Alanya Spor maçından sonra teknik direktörün ve kaptan Efecan'ın açıklamasına baktığımız zaman sağ ayaklı oyuncunun topla ilişkilerinin iyi olduğunu biliyorduk. Sol stoperin topla çıkmasını istedik. Rakibin zaten topla çıkmasını istedik. Rakibin stoperin çıkarttığında kaptığımız toplarla, sol stoperin kaptığımız toplarla arkaya hızlı hücum denedik. Rakip bize baskı yaptığı zaman stoperlerini öne çekmeye çalıştık. Defanstan topla çıkarak
Arkaya attığımız toplarla pozisyon üretmeye çalıştık dedi ve nitekim ilk 3 golü bu şekilde attılar. Demek istediğim şey, hani taktiksel anlamda Abdullah Avcı zaten bence bütün kartlarını sundu. Bizim takımımızın çok ekstrem bir taktiği, sistemi olduğunu da düşünmüyorum. İlk 11'de Ahmet giriyor, Mehmet çıkıyor. Ben hani oyun anlamında çok fazla takımımızı etkileyeceğini düşünmüyorum arkadaşlar bu detayların. Eyvallah, içerideki kimse bunu bulup tabii ki de onu göndermek istiyorsa hoca göndermeli. En büyük hakkıdır bu zaten. Bunu sen söylemeyeceksin kardeşim. Bunu onlar tahmin etsin. Bunlar bunu bilsinler diyebilir. Burada eyvallah. Ama arkadaşlar, yerel medyanın gücü var. Trabzon'da yerel medyanın bir gücü var. Benim dönemimden bugüne kadar açın izleyin. Ve sosyal medyadan da bunu çok rahat, internet haber sitelerinde çok rahat bir şekilde sahip olabilirsiniz. Başkanlarımızla alakalı, hocamızla alakalı, futbolcularla alakalı yerel medyanın yapmış olduğu birçok haber var. Bu bilgileri o zaman nereden alıyorlar diyebilirsiniz. İki tane başkanın arasında, hoca ile başkan arasındaki konuşmayı, haberlere nasıl çıkıyor? Bu detaylar önemli detaylar. Bunlarla alakalı şikayetleri mi var Abdullah Avcı'nın? Yoksa sistemsel, taktiksel bunu söylüyor ama işi başka yere mi yönlendirmeye çalışıyor? Orasını bilemem. Ve tamamen bu iş bu şekildedir. Dediğim gibi Abdullah Avcı'nın da dediğim gibi, bakın ben tabii ki de burada sizlere burada fotoğrafları dizerim ama benim için etik değil bu hareket ve böyle bir şey yapmayacağımı da söylüyorum. Bunu da bir şekilde bırakalım. Trabzonspor takımımızın hani mevcut 11'ini tahmin etmek çok zor değil. Önümüzdeki haftanın 11'ini şu anda şöyle bir düşünmeye çalışsak. Kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Perez, sol bekte Larsen, Denswil, Batra. Vitor Hugo cezalı, oynamayacağını tahmin ediyoruz zaten. Oynar mı oynamaz mı? İdman'da ona yelek verdi, yelek aldı. Bunları zaten yapacak Abdullah Avcı. Orta saha Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür. Bu üçlümüz net. Canini, Trezeguet. İleride de Maxi Gomez. Şimdi Canini'nin yerinde belki hoca kimi deneyebilir? Naci'yi deneyebilir. Hani Vitor Hugo, Batı. Yani bizim takımımızın zaten kadrosu belli. 13-14 tane oyuncuyla oynuyor Abdullah Avcı. Hani kötü oyunu buraya bence yormamak lazım. Kötü oyun çok uzun zamandır gelen bir sıkıntı. Hani hocanın bunu söylemesindeki neden, skorlara bunu mu bağlıyor? Yoksa ben bu problem var, ben bu problemin çözülmesini istiyorum diyerek de bir sistemde mi bulundu? Tabii önemli detay da bu ama ben elimden geldiğince sizlere söylüyorum açık ve net bir şekilde. Açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde geçmişe dönük de paylaşımları görebilirsiniz orada. Bunu da kapatıyoruz hemen. Tabii Mark Bartra çok büyük bir fedakarlıkta bulundu. Adam hasta hasta çıktı arkadaşlar. İğnelerle maça çıkıyor. Ciddi bir bağırsak enfeksiyonu yaşıyor. Ciddi bir sıvı kaybı var oyuncunun. O şekilde maça çıkıyor ve oynadığı dönem içerisinde hiçbir problem hissetmedim. Gerçekten aslanlar gibi oynadı Mark Bartra. Takdir etmemiz gerekirken oyuncu yok öyle oldu böyle oldu işte falan gibi dalga konusu yapıldı. Ben bunu tabii ki de doğru bulmuyorum. Oyuncunun hakkını vermemiz gerekiyor. Gmamis sakat. Vitor Hugo cezalı. Hüseyin Türkmen sakatlıktan döndü. Hoca stoper arıyor. Orada Mark Bartra ben hastayım karnımı tutup oynamam dese, hocanın stoperdeki Hüseyin Türkmen'e başlayacak. Hüseyin Türkmen'in hasta yapma riski çok yüksek çünkü uzun dönemdir oynamıyor. Sakatlığı var. Arka planda kalmış. Takımla antrenman yapmamış. Zaten rakip bastırıyor ve o anda Bartra'nın yani ilk maçın başına Bartra'nın başlaması büyük bir fedakarlıktı. Zaten şampiyon olduğumuz dönemde de bu tarz hani oyuncularımızın fedakarlıklarıyla gelmişti ve Mark Bartra'nın burada hakkını vermemiz lazım. Bir diğer detayımız tabii ki de Bakasetas. Şimdi Bakasetas hocanın evine gitti diye Bakasetas'a tabii bazıların işine gelmiyor. Bazıları Bakasetas'ı buradan vurmaya çalıştı. Görüyoruz, duyuyoruz. Bana da yazıyorsunuz. Şimdi Bakasetas'ın açıklaması zaten her şeyi veriyor. Diyor ki Bakasetas, ben diyor takım kaptanlarımla konuşmadan hocanın evine gitmedim. Kaptanlarımın iznini aldım diyor. Çünkü kaptan varken ben gitmem doğru olmaz. Kaptanım gitmesi lazım. Ki kaptan dedi kulüpte hocayla uzun toplantılar yaptılar. İki kaptanım dedi. Onlar da ben de hocayla özel bir görüşme yapmak istiyorum. Evine gidebilir miyim dedim diyor. İzin aldım diyor. Hocanın evine gittim diyor. Basın toplantısında bunu söylüyor. Ve Bakasetas'ı bu hareketinden dolayı da tebrik ederim. Bu şekilde davrandığı için tebrik ederim. Kafasına göre çekip gitmiyor oyuncu. Çok büyük bir örnek. Çok büyük bir profesyonel ve oyun anlamında da takımı sahiplenen en önemli oyuncumuz. Bakasetas'ın da hakkını vermek istiyorum. Şimdi Uğurcan Çakır. Tabii Uğurcan Çakır çok önemli bir karakter. Performansını tartışılır. Performansından dolayı 1-2 maçta kredisi olan bir kaleci değil. Uğurcan Çakır 2 maç, 3 maç kötü oynayabilir. Ama Uğurcan Çakır Türkiye'nin en iyi kalecisi. Uğurcan Çakır geçen sene şampiyon olmamızda atan tutan çok önemliydi. Uğurcan Çakır'ın yapmış olduğu efor, mücadele, özveri kesinlikle unutulamaz. Ve Uğurcan Çakır'ın nasıl Abdullah Avcı'nın kötü bir performansla, kötü sonuçlarla beraber devam ediyorsa aynı şekilde Uğurcan Çakır da bunu hak ediyor. Uğurcan Çakır'ın da arkasında olmamız gerekiyor. Uğurcan Çakır'ın da arkasında bulunduk. Arkasında hoca durdu, çıktı. Bana göre Başakşehir maçında kurtaran adam Uğurcan Çakır'dır. Onun için destek olmaya devam edeceğiz. Takımımızın yanındayız her dönemde.
Elimizden geldiğince videolar çekiyoruz, videolar paylaşıyoruz. Tabii videom sabah bir video yükledim. Teknik bir arızadan dolayı sildim. Tekrardan bir video çekiyorum. Onun da bilgisini vereyim. Belki bir 3-5 kişi görmüş olabilir videomuzu. Onun da altını çizeyim. Elimden geldiğince değerlendirmeler yaptım. Bütün detayı özetlediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu dakikaya kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem, sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.